Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tek düzlemde çizilmiş olan veya yazılmış olan bir yazıyı veya çizimi ayırarak farklı farklı şekilde kabartmayı göreceğiz. Bunun için ilk önce standart olan pop-art'a girdim. Normal kabartma dedim. Koordinat sistemi ön düzlem dedim. Ölçülerimi belirliyorum. %100'lük bir ölçü belirledim. Tamam dedim. Dış biçeyi yay olarak 3 mm'lik bir yay dedim. Tamam dedim. Daha sonra geometri seçiyorum. Çizimimi seçiyorum. Ve tekrar hesaplatıyorum. Bu şekilde kabartmamı yapabiliyorum. Ancak ben buradaki B'nin yerine O'yu dış bükey değil, iç bükey olmasını istiyorum. Veya işte A'nın elips olmasını istiyorum. Bunları nasıl yapıyorum? SolidWorks'in içine geri döndüm. Bunları gizleyelim. SolidWorks'in içine geri döndüm. Çizgime dik bakıyorum. Sağ tıklayıp çizimi düzenle diyorum. Tekrar sağ tıklayıp çizim metnini dağıt diyorum. Yani bunları bir çizime dönüştür diyorum. Daha sonra onayladım. Ön düzleme yeni bir skeç açtım. İkinci bir çizim için. Objeleri dönüştür diyerek zincir seç diyorum ve buradan geldim. B harfini dönüştürmek istediğim hangisiyse onu seçip tamam diyorum. Tekrar dönüştür dedim. İç taraftaki yerlerini seçtim. Onay verdim. Kapattım. Buna B harfi diyebilirim. Daha sonra tekrar çizim açtım. Ön düzleme dedim. Objeleri dönüştür dedim. Buradan geldim, tekrar ikinci B harfini seçiyorum. Objeleri dönüştür dedim. Çizgiye dönüştürdüm. Bu da B harfi olarak yazıyorum. Onay verdim, kapattım. İsmini B harfi yaptım. Birinci çizimim, ikinci çizimim. Ve daha sonra bir tane daha harfimi değiştiriyorum. Ön düzleme yeni bir çizim açtım. Objeleri dönüştür dedim. Buradan da R harfini seçiyorum. Ve çizimimi kapattım. Daha sonra Bopart'a geri dönüyorum. Buradaki regular kabartma komplesini seçtiği için ben bunu kaldırdım. Geometri seç dediğimde burada bana bunların hepsini seçenek olarak sunabiliyor. Toplu da seçebilirim. İstersen bu üçünü de seçebilirim. Örneğin bu şekilde onay verdim. Geldim. Yeniden hesapladım. Kapalı olan kütüğümü açtım. Gördüğünüz gibi aynı şekilde buradan kabartmalarını yaptım. Bu diğer tarafta kalanları da eğer istersen ben iç bükey veya dış bükey olarak değiştirebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.